beat en kolay şey. Ama iyi şarkı yazmak çok zor bir şey yani. Yani toplum kendi kendine intihar ediyor, farkında değil yani. Sanata, bilime, tiyatroya, edebiyata, aklına gelen her türlü müspet bilime bir şekilde kendi raconunda dalgasını geçiyor. Bence çok havalıyız ya. Ya piyasaya da piyasanın içinde olmadan, hiçbir piyasa kuralına uymadan, hiçbir insana mahkum olmadan şu ana kadar kafamıza göre takıldık. Yani bundan daha fıstık gibi ne olabilir? Bir Güne Değil'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz İrfan Alış. İrfan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Tabii. Aykırı Akademi'ye verdiğiniz bir röportajda müziği kendimizi iyi etmek için yapıyoruz diyorsunuz. Fakat bu yolda yürümekte birçok müzisyen için zorluklarla dolu. 30 yıla yakın müzik yolculuğunuzu düşündüğünüzde kendinizi hep iyi hissettiğiniz bir yerde mi oldunuz? Sanırım öyleyiz. Yani mutluyuz. Peki yolun başına döndüğünüzü düşünelim. Bu zorlukları tahmin ediyor muydunuz? Yani çok da büyük zorluk yaşadığımı söylenemez. Yani zorluklar tabii var ama dediğim gibi onu çok da önem vereceğimiz hani kayda değer zorluklar değil bunlar yani. Bu sadece müzik için mi geçerli yoksa hayata da böyle mi bakıyorsunuz? Yani tabii hayat müzik çok ayrı değil. Hepsi bir bütünün parçası yani sonuçta. Hayatta zorlukları var, iyi günleri var. Ama bizim şu andaki zorluğumuz yok gibi, yok denecek kadar az yani. Peki ticari kaygı taşımayan ve hatta bundan uzak duran bir grup olarak tanıyoruz. Bunun aksi mümkün müydü? Eğer tercih etseydiniz pek olmaktan çıkar mıydı? Olmazdı tabii. Yani biraz da böyle hani o kendini inandırdığın şey senin üretimin oluyor ya. O açıdan pek yine iyi müzik yapardı ama belki bu sanat dediğimiz şey onun içinde daha az olurdu. Hep bir sanat kaygınız vardı yani. Tabii ki edebiyat, sanat hepsini o kaygıyı taşımadan müzik ya da herhangi bir şey yapmanın bir anlamı yok yani. Bir de şey tutuyorsa kalitesizdir gibi bir algı var. Sizce böyle bir durum var mı? Var tabii evet. Ki yani bu bir istatistik konusu bir şey bu. Yani eğer çok büyük kitlelere hitap ediyorsanız ve bu Türkiye için söylüyorum. Yani TikTok'tasınızdır yani. Ha şimdi TikTok'ta olmak kötü bir şey değil, tamam mı? Onu anlıyorum ama şehri azımsamamak lazım. Lümpenlik denilen kurum özellikle Türkiye için çok geçerli. Yani eğer toplumun 50 milyonu da seviyorsa, hababam gibi bir şeyse bu istisnadır. Kaideyi bozmaz. Yani hababam sınıfını da çok insan seviyor. Sevmeyen yok gibi bir şey. Ama işte oradaki edebiyatı, gerisinde düşünceyi yani yok sayamayız. Orada bir Tarık Akan ve Ertem İlmez'in çatışmaları, binlerce saat bir muhabbet dönmüş falan filan emek var yani. Ve o da yerine ulaşmış yani sonuç olarak. Ama sonuçta Tarık Akan ayrılmış Arzu filmden. Yani eğer onun sanat olduğunu düşünseydi. Çünkü demiş bıktım artık hep mutlu sonla biten filmlerden. Ve kardeşim benim yapmış. Tamam mı? Kardeşim benim de gişede tam bir rezaletmiş. Ertem İlmez de şey diyor orada. Diyor ki. Ben dedim bir güzel kız koyalım. Hani bunlar şey olsun. İzin vermedi demiş. Yani onun gönlü olsun diye yaptım.
Sonra Tarık Akın'ın istediği gibi olsun deyince de o film öyle olmuş. Ama şu da var. 60'larda 70'lerde Led Zeppelin'ler, işte Pink Floyd'lar da tutuyordu ve kaliteli müzik yapıyorlardı. Sizce bugün genel algı mı kalitesizleşti? Ya bir kere o zamanın şartları, yani canlı müzik ve enstrüman çalımı ve hala plak, güçlü plak sektörü şeyi ve yeni bir zamanlar, üretimin bol olduğu, Dünya Savaşı sonrasında tüketimin had safhaya girdiği, insanların çılgınca yeni bir şeyler aradığı bir dönem o. Yani 60'lı yıllardan bahsediyoruz. Şimdi ise dijital bir dünyada çoğu insanın hayallerini ekranlardan seyrederek kendini bir şekilde, ne bileyim, seyahatlere gitmek istiyorsa YouTube kanallarından gidiyorsun falan filan. Ya da Instagram'dasın falan. Şimdi o dönemle bu dönem arasında çok fark var. Dolayısıyla dijital müzik var daha çok. Yani altyapıların olduğu, gerçek enstrümanların çok çalınmadığı, daha çok tekerleme, ritim, böyle bir hızlı üretilen ve tüketilen parçalar var. Yani oradan bir tane şey çıkaramazsın yani. Bohemian Rhapsody gibi işte 2,5 yıl stüdyo çalışması olacak şarkı falan filan. Öyle şeyler yok yani, olamaz. Şimdi onun müşterisi de yok. Bence Bohemian Rhapsody'yi şu anda çıkarsalardı büyük ihtimal Spotify listelerinde olmayacaktı. Bu böyle yani, maalesef. Taksim'de varlar, İstiklal cıvıl cıvıl. Ağaçlar bile var yollarda. Barış Özgür Ertuğ, regimente çalardı. Kamsız girilmeyen barlarda. Sudan ucuz su bira, yine sarhoş olur sen dur. Şarkı sözlerinizi birkaç kelimeyle şarkıyı özetleyen kilit noktalarına sık sık rastlıyoruz. Örneğin Pek şarkınızdaki 90'lı yıllar için söylediğiniz Ağaçlar bile var yollarda sözünü örnek olarak verebiliriz. Özellikle az şey söyleyip çok şey anlatabilmek için genç şarkı yazarlarına vereceğiniz tavsiyeler var mı? Valla bir tavsiyem yok. Herkes kendine göre bir yazım stili oluşturur. Ben yazarken ya o incelik arıyorum yani. Birazcık böyle daha herkesin düşünmediği yerlerden hikayeler yakalamaya çalışıyorum. Ve bunu da başardığım zamanlar oluyor. Her zaman değil ama oluyor. Yani biraz da o işte genetiğimizde var zaten. Yani bu halk ozanlığında vardır, bu çok böyle ince ince gören olay. Onu biraz taklit diyelim. Biraz kendimize göre yorumlayıp şey yapıyoruz. Yani bunu genç arkadaşlar oturacak tabii. Bunun için diyecek ki ben çok iyisini yazabilirim diyecek yani. Ona oturacak şarkıya otururken, yani ben bunu yazacağım ama çok iyi bir şarkı yazacağım diyecek. Yani o kesinlikle çok satan şarkı olmayacaktır yani. Eğer bunlar arasındaki farkı iyi şey yaparsa, analiz ederse insanlar, o iyi şarkı sözünü de bulur gibi geliyor yani. Bir röportajınızda kimi müzisyenlerin ikiyüzlü olmalarından, küçük hesaplar peşinde koşmalarından yakınıyorsunuz ve sadece iyi müzik yapmalısın diyorsunuz. Ancak gençler artık iyi bir şeyler yapsa bile ilgi görememekten yakınıyor. Sizce sesini duyurmak isteyen ama kaliteden de ödün vermek istemeyen bir genç ne yapmalı? Yani onlara üzülüyorum ya. Yani bir kötü döneme denk geldiler yani.
Hakikaten bir fikrim yok yani ne yapacakları konusunda. Bir kere ülke lümpenlik zirve yapmış durumda. Her şeyde bir geri gidiş var. Eğitimde, sağlıkta, bilmem sanatta da tabii yani bu geri gidiş ister istemez oluyor. Yani kalitemiz, toplum kalitesi giderek düşüyor. Yani Hababam Sınıfı çok kaliteli kaldı yani. O zamanlar düşün işte listelerde işte Barış Manço vardı, Fikret Kızılok vardı falan. O listelerin içinin yansımasıdır Hababam Sınıfı yani. O zamanın halk işi sineması bile şu ana baktığında bir edebiyat barındırıyor yani. Ama şimdiki işlerde maalesef bunlar olmayacak. Çünkü kitle bunu istemiyor. Yani hikaye toplum ne istiyorsa onu yapar. Üretenler. Ha sen eğer dersen ki ben kendi istediğimi üretmek istiyorum. Yani ben bir şey yapayım. Ben önce beğeneyim bunu yani ben yapayım diyorsan o zaman tabii ki boş salonlara çalmayı göze alman gerekiyor. Çoğu genç de bunu istemiyor haliyle. Yani daha çok kalabalık olsun, bilmem ne olsun falan diyorlar. Yani baktığın zaman reyting istatistiklerine pek çok takip edilen bir grup değil. Ama Peyk'in söylediği bir şeyin anlamı toplumdaki yeri listeleri kasıp kavuran çocuklardan fazla. Bence o gençler de bunu düşünmeli. Yani ulan biz listelerde bir numarayız. Her bok bizden yana attığımız şarkıyı 100.000 kişi dinliyor gibi gözüküyor ama sokakta yok karşılığı yani. Ya da geleceğe kalamıyor. Ya hayır sokakta karşılığı olması demek sokak derken işte gidip işte çocukların tekerleme gibi söylediği bir şarkıdan bahsetmiyorum. Ya 30 yıl sonra ben burada gelip bir konser yapıyorum ve o şarkı yazıldığı gün büyük ihtimal olmayan insanlar bu şarkıyı dinlemiş ve bilet almışlar. Bugün gelecekler, seyredecekler onu. Dinleyecekler onu yani. Ve hiçbir reklam ya da bir sponsor bilmem ne olmadan bunu yapıyorsun. Röportajınızda şu ana kadar alüminyum doğramacılıktan İngiltere'de tarlalarda çalışmaya, dönercilikten gazete bayiine kadar yaklaşık 15 işte çalıştığınızı söylüyorsunuz. Tabii değişik. Peki bu yolculuk esnasında müzik bir kaçış yolu muydu yoksa müzik yapabilmek için mi bu kadar uzun bir yolculuğu tercih ettiniz? Hiç müzikle alakası yok. O işleri ben zaten o benim hayatımdı. Yapıyorum, bir şeylerle uğraşıyorum. Müzik de bunun yanı sıra yaptığım bir şey. Yani onun hiçbir alakası yok. Ya yani müzik için bir şey yapmışlığım yok. Yani müzik için müziği yapıyorum zaten. Onun yapmak için şunları da yaptım, işte çok emek verdim falan gibi değil. Tam tersine çok keyifliydi yani benim takılma bu muhabbetler. Esnaflığı da çok sevdim ben. Yani ve esnaf olarak kendimi sınıflandırıyorum. Yani sonuçta benim ekmek kapım oydu. Ve o şekilde hayatımı sürdürdüm. Müzik o arada devam eden bir şeydi yani. Müzikten para kazanmayı çok merak istemedik. Yani çünkü ortam müsait değildi. Yani bazı tavizler verilmesi gerekiyor falan filan. Ne gerek var dedik yani. Bazı müzisyenler müziğe çok romantik bakarken bazıları buna sadece bir iş gözüyle bakıyor. Örneğin bir mühendisin mühendislik yapması gibi. Peki siz müziğe nasıl bakıyorsunuz? Yani ben ona iş olarak bakmıyorum. Daha romantik mi bakıyorsunuz? Yok hiç romantik değil. Tam tersine. Yani onu iş olarak gören insanlara bir şey demiyorum. Onların yolu o ama ben müziği başka bir şey görüyorum. Yani benim bu dünyada bırakacağım üretimler müzikal anlamda geleceğe kalan
zamansız şarkılar yapmak gibi bir niyetimiz var yani. Hani bunu yaparken yani bu şarkıyı yapacağız. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu şarkılar unutulacak, gidecek işte falan filan ya da kaç albüm sattım ben bundan diye düşünmeyeceğim ben. Benim tek derdim var, iyi bir şarkı yazıp onun kalan insanlara yani sonraki nesillere aktarma yoluyla yani promosyon değil de yani işte ne bileyim arşivden herhangi bir plaktan ya da bir ne bileyim CD'den aktarılması yoluyla gitmesi. Kısa filmleriniz de var. Peki bütün bu ürettikleriniz, kısa filmleriniz, şarkılarınız aslında hepsi kendinizi farklı şekilde ifade etme yolu mu? Ya o kısa filmler aslında kendimizi anlatmıyor. Aslında orada bir sinema çalışması yani onu o bir ayrı bir şey gibi yani bir şeyi anlatmak değil bir izlendiğinde insanlara güzel bir tat bırakmak. Sinema niye yapılıyorsa o amaçla yapılan bir kısa film çalışması. Yani orada benim işte insanlara işte çok kutsal bir mesajım var. Şimdi onları ileteceğim falan gibi bir yaklaşım değil o yani. Niye öyle yapmayayım yani kısa film? Yani elimde kamera var, ekip var, arkadaş var, insanlar var. Neden yapmayalım yani? Sinema yapmak laf olsun diye yani. Ben mesela festivallere gitmesi bilmem ne yapması benim hiç umurumda olmadı. Yani arkadaşlar abi götürelim ya falan dediler. İyi götürün siz götürün yani. Ama benim amacım onu yapmak yani. Sonuçta o film var. İlgilenen birisi olursa açar bakar yani sonra. Bundan bir beklentim işte bu gitsin ödül alsın. Bu gitsin bize para getirsin bilmem ne yapsın. Hani illa bir şeyi bağlamak zorunda değiliz yani. Yine böyle bir hayat yaşayacağınızı bilseniz yolun en başına dönüp tekrar yaşamak ister misiniz? Ya bu sorunun cevabı hiçbir zaman olamayacak. Yani ben biraz daha gerçekçi bakıyorum. Olabilecek en iyi şekilde olduğunu düşünüyorum. Ha bu kadercilik veya kabullenmecilik de olabilir. Niye olmasın yani? Öyleyse öyledir. Yani bilmiyorum. Bence çok daha büyük şeyler yapabilirdik. Yani ben öyle bakıyorum. Yani işte piyanist olup işte Viyana Miyana falan filan onlar şimdi açıkçası hiç umurumda o değil de çok daha büyük ne bileyim müzikal işleri yapabilirdik yani. Bu kapasite vardı bizde ve biz de yapabildiğimiz bu oldu yani. Özgür Ulusoy'a Peyk'in uzun yıllar devam etmesinin sebebi neydi diye sorduğumuzda, özetle önce arkadaş olduğunuzu ve çoğu kez mangal yapıp bazen müzik yaptığınızı söylemişti. Neredeyse 30 yıllık bu süreç hep böyle mi ilerledi? Yani arkadaşın getirdiği tartışmalarla nasıl mücadele ettiniz veya ara verme gereği duydunuz mu? Çok büyük kavgalar edecek kadar şey olmadı aramızda. Yani ne bileyim hani çünkü böyle bir ne bileyim amaç yok ya. Yani büyük bir amaçlarımız var. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi değil. Çok nadir böyle bir tartışma olmuştur bilmem ne ama yani onun dışında açıkçası yani bu çıkar ilişkileri falan bilmem ne olur. İşte bir o zamanlar bir şey olması beklenir yani. Ama bizde öyle büyük bir olay olmadı yani hiçbir zaman. Sizi neler kızdırır? Sadece müzikle ilgili de değil aslında. Genel olarak kırmızı çizgileriniz var mı? Ya benim kırmızı çizgiden daha şey yani kızdıran şeyler bu toplumda yaşarken özellikle bunu çok hissediyorum. Bizim toplum olarak hepimizin bir garip beklentiler içinde yaşadığımızı görüyorum. Bu çok üzücü bir şey yani. Ben kendi açımdan iyi bir şarkı yazarı olduğumu düşünüyorum. Ve bununla ilgili kendimi hep yalnız çalışırım. Yani otururum, yazarım, çizerim, uğraşırım, onun üstünde bilmem ne. Budur benim işim. Yani bununla ilgili çok fazla yoruma açmam kendimi ilk anda. Biraz yalnızlığı yaşarım, bilmem ne yaparım işte. Amacım bir tane şarkıyı bitirmektir, iyi bir şarkı yapmaktır. Ve o da kendi açımdan büyük bir hedef hali hazırda.
Ama bu toplumda bunlar şey gibi gözüküyor. Yani görüyorlar bunu. İşte ne bileyim bir şey yapıyorsam bir sebep var. Bununla ilgili bir sonuç olmalı. Ya da falan filan. Yani oradaki sanatın üretilmesi, o anda onun var edilmiş olması bile umurlarında olmuyor yani. Bu saçma kalıplaşma ve ya işte klişeler var mesela. Patlayacak, işte şöyle olacak, böyle olacak. Yani bu hepimizde var yani biraz. Bu duygu beni rahatsız ediyor mesela. Çevremde olması da beni mesela rahatsız eder. Ya birinin böyle işte şu şarkı böyle bu. Ve ben kaldı ki bunu hani söylüyorum. Yani hit yazmak zor bir şeymiş falan diye değil yani. Hit en kolay şey. Ama iyi şarkı yazmak çok zor bir şey yani. Yani birçok insanın anlamayacağı ama anlayamayacağı derinlikte ve kendinle ilgili bir şeyleri aşmaya çalışmak. Yani kendi müzikal çizginde yeni bir devrime gitmeye çalışmak. Daha önce yapamamış olduğun bir şeyi gerçekleştirmek. Kendini ve bunu yaparken de kimseye bir vaatte bulunmamak. Yani kendi dinginliğinde bir şeyler yapmak. Bence bu çok önemli bir şey. Ama bu ülkede mesela bu aptallık gibi görülüyor maalesef yani. Ama tabii onlar da haklı bir yandan. Çünkü lümpen bir toplumda yaşıyorsan bu böyledir ya. Maalesef öyle yani. Bu toplumun zaten tiyatroya, sanata, bilmem her şeye yedinci plan yapması, yani toplum kendi kendine intihar ediyor, farkında değil yani. Sanata, bilime, tiyatroya, edebiyata, aklına gelen her türlü müspet bilime bir şekilde kendi raconunda dalgasını geçiyor. Mesela bizde çok vardır o böyle işte. Ya sen okudun o kadar, ben onu zaten biliyorum diyen hocalar vardır mesela. Adam 7 kat göğü ben biliyorum ya falan diyor. Mesela tamam mı? Mesela bu adamların on binlerce insan bu adamların bir lafına bakıyor yani ülkede. Ama orada işte bir tane üniversite hocası var, diyor ki Maraş'ta deprem olacak kardeşim. Burada yıkılacak. Evlerimizi düzene sokmalıyız. Adamın her yıl var hem de söylediği. Her yıl. Ne oldu? Haklı çıktı. Kırmızı çizgi yok ki. Yani kırmızı çizgi zaten o fay yani. Sen onu görmezden geliyorsun ya da görmüyorsun. Ha ben de kendi açımdan bu toplumdaki birçok saçmalığı görüyorum. Bu toplumun üyesiyim ben ama yani. Ve ben de kabul ediyorum artık yani bu topluma bir şey değiştirilemez. O yüzden benim kırmızı çizgim falan bu toplumda hiçbir zaman olamaz. Ben böyle bakıyorum yani sokakta adamın birini görüyorum şişeyi fırlatıyor öbürüne. Biz gece sokaklarda geziyoruz yani neler görüyoruz yani. Ne oluyor? Diyorum ki burası Beyoğlu. Her şey olur yani. Türkiye'de böyle yani. Kırgın mısınız? Ben mi? Bu toplumla benim hiçbir alakam yok. Kırgınlık birine yakınlık hissedersen olur. Benim Türk toplumuyla yakın hissettiğim zamanlar hep şöyle olmuştur. Ne bileyim askere gitmişimdir. Ya da şey olmuştur, mecbur kalmışımdır yani. Yoksa ben hep toplum dışıydım ki zaten. Biz bu toplumun içinde insanlar olmadık hiç. Ben açıkçası şeyim yani o konuda çok rahatım. Ben Türkiye'ye faydalı bir insanım. Kültür üretiminde varım. İşçiyken iyiydim. Esnafken vergimi ödedim. Hiçbir sorun yaşatmadım bu ülkeye. Çalmadım, çırpmadım mesela normal olarak. Hiçbir sabıkam yok. Birini öldürmedim, bıçaklamadım. Ahlak kurallarına ya da bir şimdi hırsızlık yapmadım. Sıradan bir vatandaşım ben bu ülkede. Ama çok kaçtım. Yani başım belaya girmesin. Aman başım belaya girmesin. Aman başım belaya girmesin. Çünkü burası başının belaya girebileceği bir yer her an. Yani.
Aslında internetle birlikte müzikte tekelleşmenin kırılabileceğini düşünürdük ama durum pek de öyle olmadı sanki. Sizce müzik endüstrisi gittikçe daha da mı tekelleşecek? Bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya Spotify listelerini açıp dinliyor musunuz? Dinleyebiliyor musunuz? Spotify listelerinden hangi müziği alıp ulan be süper falan diyorsunuz? Özellikle mainstreamlerden bahsediyorum. Hepsi bok gibi yani. Ne yapıyorsunuz? Arşivlere gidiyorsunuz. Ben mesela ne yapıyorum? Caz dünyası yazıyorum. Cazda babaları açıyorum, dinliyorum. Onlar ne zaman yapılmıştı? Bu listelerin henüz olmadığı, gerçekten stüdyoların olduğu, analog zamanlardan kalan kayıtları dinliyorum. Yani birçok gençte şimdi mesela işte atıyorum rap var mesela. Arabesk rap şu falan filan. 10 yıl sonra onu dinlediğini inkar edecekler. Ya ben öyle şeyler dinlemedim diyecek. Ama önemli değil yani. Ben de zamanında iyi şeyler de dinledim. Kötü şeyler, kötü şey yok yani. Sen sonuçta bir gün ya ben onu da dinledim, bunu da dinledim. Şimdi mesela tek piyano ile müzik yapanlar vardı, şantör. Yani şantörler vardı. Şimdi hepsi mi kötüydü? Hayır. Şimdi Ferdi Özbeğen diye bir adam da var. Ona bakarsan piyanist şantör. Ama o bambaşka bir şey. Bir de bunun çok kötüleri de var. Aynı şey bütün müzikte, rap'te de böyle. Rap'in de iyileri olacaktır. Çok kötüleri de olacaktır. Mainstream müziklerin hepsi yozlaşır. Bu normaldir yani. Satanın hemen taklidi yapılır falan filan. Çoğalır. O sizin ne yapmak istediğinizle ilgili bir şey değil. O piyasanın ne yapmak istediğiyle ilgili bir şey. O arada siz de bir şeyler yapıyorsunuzdur. Ama kendini bilen müzisyen ne yapmak istediğini bilir ve onu yapmaya çalışır. Dolayısıyla da hiç bunlara bakmaz yani, gündeme, bilmem neye. Bence böyle. Az önce de bahsettiğimiz gibi 90'lı yıllara değinen Peyk isimli şarkınızda hayallerinizden, tartışmalardan söz ediyor ve bir an yumsam gözümü bir an o an olsa diyorsunuz. Tabii ki çok. 90'lı yılları özlüyor musunuz? Yani tabii 90'ları özlemekle ilgili bir şey değil. Ama gerçek şu ki 2020'li yıllar çok boktan geçti abi. 2015, 16, 17, 18, 10 geziyle beraber ya bu ülkenin tadı tuzu kalmadı yani. Şimdi bu da ne diyeyim ben, 90'lı yıllarda bir kere biz Taksim'e gelirdik. Cebimizde 5 para yokken cayır cayır içerdik yani. Bak cebimde 5 para yokken. Şu anda senin cebinde 1000 lira varken bile öyle gidip ben oradan oraya gideyim, buraya gideyim. Gençlere üzülüyorum abi. 90'lı yıllarda cebinde para olmana gerek yoktu eğlenmek için. Girerdin kapıdaki arkadaşlardan içeri dalardın. Oradan çıkardın öbür bara giderdin. Kimse kimseye artistik yapmazdı. Yani herkes müzik dinlerdi falan. Ortamda herkes birbirini tanırdı, rahattı. Şimdiki gibi değildi yani. Maalesef gençler çok şanssız. Peki ya da bireysel kariyerinize baktığınızda eksik olan bir şeylerin olduğunu hissediyor musunuz? Yoksa her şey sizin için yerli yerinde mi? Bence çok havalıyız ya biz. Ya piyasaya da piyasanın içinde olmadan, hiçbir piyasa kuralına uymadan, hiçbir insana mahkum olmadan şu ana kadar kafamıza göre takıldık. Yani bundan daha fıstık gibi ne olabilir? Yani hiç ben müzik yaparken şöyle işte ya bugün de şuraya gitmek zorundayım dediğim bir gün bile olmadı. Yani ben konsere gidiyorum işte, ben şuraya gidiyorum, ben niye gidiyorum? Çünkü gitmek istemiyorsam yapmam ya. Yani. Biriyle bir anlaşmam yok, birine bir derdim yok, bağımsızım. Yani umurumda değil yani. Öyle yani, o yüzden her yerde Peyk konseri göremezsiniz ya. Yani. Çünkü canımız istemiyordur. Çok büyük yani, müthiş bir özgürlük aslında. Çok büyük bir özgürlük. Ve nerede istersek de konser yapabiliriz. Mekana bağlı olmadan. Biz nereyi uygun görürsek orası konser alanı olur. Bu da güç, power yani. Park, bahçe,
Bitti. Kimleri yakın, kimleri uzak, neresi bu şu yerini? Kimleri yakın, kimleri uzak, neredesin bu şu yerini? Lan ben sana neyledim dünya? Dur derim, dur derim, dolarına olma. Lan ben sana neyledim dünya? Dur derim, dur derim, dolarına. Peykin bir kemik kitlesi var ama bunun yanında çok geniş kitlelere de sesleniyorsunuz. Sizi az çok tanıdığım için cevabı da tahmin edebiliyorum ama geniş kitlelerce dinlenen bir şarkınızdan sonra ilk şarkıyı yaparken üzerinize bir baskı hissediyor musunuz? Hiç hissetmiyoruz. Tutan şarkı bence bizim tutmayan şarkılarımız daha güzel. Net söylüyorum yani. Onlar çok özel şarkılar ya. O yüzden ben açıkçası tutması veya tutmaması tamamen seyirciyle alakalı bir durum. Onun işçiliği açısından yani ben kendi açımdan birçok tutmayan şarkıyı açıp açıp bir daha dinliyorum yani. Normalde bu tarz soruları pek sevmiyoruz ama burada sormam gerekiyor. Kendinize en yakın hissettiğiniz şarkınızı öğrenebilir miyiz? Benim genelde en son yaptığım şarkı kendime yakın hissettiğimdir. Çünkü onunla yaşıyorumdur bir dönem. Hiç o realistik olmayacak. Yani şimdilik Gecenin Teni. Mesela Gecenin Teni ile işim bitti. Şu anda başka bir şarkıyla uğraşıyorum. Dolayısıyla o benim için şey. Ama onu da kaydedeceğim. Atıyorum grupla işimiz bittiğinde onunla da uzaklaşacağız. Bir şarkının emekleme dönemlerinde örneğin ıslıkla o besteyi yaptığınızda vay be oldu mu diyorsunuz yoksa biraz daha piştikçe yol devam ettikçe tamam bu şarkı olacak galiba mı diyorsunuz? Yani tabii ki bazen şarkı başlarken ve biterken hissediyorsun. Yani çok iyi solo yazdığın zaman aklına bir şey geliyor. Diyorsun evet buldum bu işi ben. Peykin mesela giriş solosu. Yani ıslık solosu mesela. Onu ilk bulduğumda gitarla dedim bu güzel yani. Yani o solo bile şarkıyı yapmak için sebep. Bir de müzikle beraber sözün de birbirine öpüşmesi lazım yani. Müziğin ve sözün aynı duyguda yürümesi lazım. Sen şimdi bir müzik yapıyorsun. Sözler bir şey anlatıyor ama müzik ona hizmet etmiyor. O mesela kötü bir durum. Pek mesela şarkı olarak bence biz onu yine öyle saldık. Yine bir gece vaktiydi. Hiç kimse iplemedi yani şarkıyı. Dinlemediler falan. Sonra bir baktım bir sene sonra bayağı dinlemeye başlamışlar. Genelde birkaç yıl sonradan geliyor o şarkı şeyi Peyk'te yani. Belki de 10 sene sonra da en çok dinlenen şarkı olacak. Bilemiyorum. Ama benim bu planım yok yani. Ama bu şarkıların hepsi üstünde uzun süre kafa yorulup yazılıp, çizilip, ondan sonra provası yapılıp, sonunda da kayda girmiş şarkı. 22 yaşındaki İrfan Alış'la bugün karşılaşsanız ona neler söylersiniz? Yani bir şey söylemem ya. Yani saygı duyuyorum ne yapmak istediğine. Yani sonuçta ben 22 yaşındaki İrfan'ın çok doğru hareketleri hissederek yaptığını düşünüyorum. Yani başka şeyler de yapabilirdi. Daha iyi hayatlar da yaşayabilirdi. Ama bunun bir mutluluk açısından ona bir faydası olur muydu bilmiyorum. Orası göreceli yani biraz. Yani başımıza gelen kötü şeylerin bazen bize faydası oluyor yani. Peki 22 yaşındaki İrfan Alış, bugünkü İrfan Alış'a ne söylerdi? Bilmiyorum, çok yorulmuşsun derdi herhalde. Yorgunum çünkü biraz. Ya bunu süre gelen bir durum olarak mı söylüyorsunuz? Yo, yani yoruluyorum ya. Şöyle,
Birincisi İstanbul hayatı beni yoruyor artık. Yani İstanbul'a katlanmak zor yani. Ne bileyim, bir yandan da kayıt yapman için buralara gelmen lazım falan. Yani her insanın yaşadığı şeyler yani yorgunluklar. Mesela önceden koşarak gittiğim şeyleri artık gitmek istemiyorum mesela. Daha kendimle kalmak istiyorum. Yaşla ilgili bir şey yani, o bir durma demeyeyim de daha böyle bir, ne bileyim, kendime kulak vermek yani. Şimdiye kadar yaşarken hızlı şeyler oldu. Çok hızlı, devamlı kargaşada yürüdü işler. Hep oradan oraya git, buraya gel, koştur. Bir mücadele, tamam mı? Ama şimdi artık ben diyorum ki yani ne istediğimden emin olana kadar çok böyle faaliyete geçmenin anlamına inanmıyorum. Yani daha düşünerek, daha böyle, yani bir şarkıyı yazacaksam da ya da bir şey yapacaksam, ne bileyim, daha böyle bir şey geliyor insana, bir tevekkül mü geliyor dedim. Pişmanlıklarınız var mı? Yani pişman olan çok şey var. Yani herkesin vardır ama benim de onlardan az değildir yani. Ama bu pişmanlıkların hayatını etkilemesine izin vermek ne kadar doğru onu bilmiyorum. Ben pişman olduğum bir sürü şeyi tekrar yapardım büyük ihtimal. Ama bir ölçü değil yani. Son sorumuza geldik. Çok kısa bir soru aslında. Mutlu musunuz? Çoğu zaman. Yani çoğu zaman mutluyum. Yani mutlu olduğum anlar mutsuz olduğum anlardan daha fazla. Öyle diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir röportaj oldu bizim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Tabii.